Merhaba arkadaşlar. Merhaba hocam. Merhaba. Sınavları okudum. Genel olarak çok iyi sınavlar. Bu dönem herhalde dersten iyi not alma ve geçme rekoru kırabiliriz. Ders az kişi diye geliyor diye endişeleniyordum ama herhalde arkadaşlarınız videolar da istiyor. Size de geldiğiniz için teşekkür edeyim. Çünkü eşlik ediyorsunuz bana. En azından anlaşılmayan bir şey olduğunda yardım ediyorsunuz veya yanlış bir şey olduğunda notlarda. Sınıf tabii boş video çekmektense sınıf anlatmak, size anlatmak daha iyi. Evet, geçen ders projection'ları anlatmıştık. Bu ders least square approximation anlatacağım. Sonra projection'a geri döneceğim. 4-2 ve 4-3'ü soruları nasıl çözeriz? Oraya geleceğiz. Başlamadan sizin sorunuz var mı? Herhangi bir konuyla ilgili. Tamam. Evet. Least square approximation veya least square solution denir. Approximation zaten least square'in kendisinde var. Onun için approximation bazen denilmeyebilir. Burada amacımız AX eşittir B'yi çözümü yok. Çözümü niye olmaz? Onu biliyoruz. Denklem sayısı M genelde büyüktür ne olur? Niye yazmıyor? Şöyle bir çelişki varsa A eşittir B çözülmez. Ama çelişki varsa yapılacak bir şey yok. Dolayısıyla çelişki olmadığını varsayalım. O zaman ne zaman çözüm yok? M büyüktür ne iken? Yani ne tane bilinmeyen var? Ama M tane denklem var. Çözemiyoruz. O zaman çözüm olmuyor. O zaman ne yapacağız? Biz çözümü bulmayalım. Çözüme olabilecek en iyi yakın sonucu bulalım. Amacımız bu. İşte bu zaman least square approximation kullanıyoruz. Genel olarak ne zaman çözüm yok? AX eşittir B'de. B, AX'in kalın space'inde değilse çözüm olmuyor. Onu biliyoruz. Dolayısıyla peki kalın space'de ise nasıl çözüm vardı? Biz bir x buluyoruz. Hangi x? Ax b'yi veren. Yani a ile çarpıldığında b'yi veren x'i bulmamız amaç. Ama burada çözüm yok. O zaman şunu yapabiliriz. A ile çarpıldığında x b'yi vermesin. B'yi en yakın noktayı versin uzayda. Amacımız bu. X'i a ile çarptığımızda b'ye olabildiğince yakın olsun. Bu ne demek? B eksi ax olabildiğince küçük olsun demek. Zaten çözüm eğer mükemmel çözüm olsaydı ax b'ye eşit olurdu. Bu sıfır olurdu değil mi? Hatamız olmazdı. Şimdi ne olacak? B eksi ax'in uzunluğuna hata diyeceğiz. Error. Ve bunu olabildiğince azaltmaya çalışacağız. Yani çok mantıklı bir problem. Yapılacak şey şudur. Bunu mesela makine öğrenmede göreceksiniz. Başka derslerde göreceksiniz. Büyük ihtimal örüntü tanımada görürsünüz. Bir amacımız olduğunda elimizde bir objektif fonksiyon oluyor. Amacımız objektif fonksiyonunu minimize etmek, maksimize etmek probleme göre değişir. Burada objektif fonksiyon nedir? Error'dur. Örneğin error'ü veya onların hataların toplamını mesela minimize etmek isteyebiliriz. Ama burada uzunluk var. Uzunluk kareköklü bir şey. Dolayısıyla ben diyorum ki ben uzunluğu minimize etmeyeyim. Bunun karesini minimize edeyim. Elimde bir vektör var. Birden çok olsa toplamını alırdım. Burada bir tane olduğu için bunun karesini minimize edeyim. Yani objective function olarak hatanın karesini seçiyorum. Ama hata zaten pozitif olduğu için hatayı minimize etmeyle karesini minimize etmek aynı kapıya çıkacak. Ve tabii hata arttıkça karesi de artıyor. O da önemli. Yani monoton bir fonksiyon olması lazım bunu yapabilmeniz için. O zaman ne demektir? Ben bunu minimize edeyim diyorum. Çünkü karekök olmasın kolay olsun. Yine algebra'da türev görmeyeceğiz ama bunun türevini alıp sıfır eşitlerseniz şöyle bir şey çıkıyor. A transpose parantezinde AX eksi B sıfır çıkıyor. Bu da bu denklem. Geçen dersten hatırlarsanız bu denklem tanıdık olması lazım. Demek ki bu denklemin çözümü bize hatayı minimize eden fonksiyonmuş. Vektörmüş. Bu çıkıyor.
Şimdi bu tabii bizim dersimizin parçası değil. Biz bunu bir yorumlayalım. Ne demek bu? Bu geçen dersimizde hatırlarsanız projection yaparken ki x'ti. Yani biz projection için bir x bulup a ile çarpıyorduk, projection'ı buluyorduk. Bize b'nin projection'ını veren x aslında least square çözümü. Peki bu mantıklı mı? Düşünelim. Şimdi bir uzayımız var. Column space. B bunun içinde olsaydı mükemmel çözüm vardı. İçinde değil. En yakın nokta nedir bu uzayda bir doğru ikisi arasında bir uzaklık? Düz çizgi. Yani o noktadan öyle bir nokta seçeceğiz ki uzayda ona dik olacak. Kısacası bu B'nin projection'ı. Yani geometrik olarak düşünürsek eğer B'nin A'nın column space'indeki projection'ı least square approximation'dır. Pardon, projection'ı değil. Projection'ı veren x. Yani en yakın nokta odur. Dolayısıyla biz bir nevi ax eşittir b yerine ax eşittir p'nin çözümü en iyi çözüm. Mantık bu. En yakın nokta p. O zaman ax eşittir b'yi çözemiyorsak ax eşittir p'yi çözeriz. Ax eşittir p'nin çözümü ne olur? Bize b'ye en yakın çözümü verir. Ama p'yi bilmiyoruz. Güzel yanı şu, p'yi bilmek için zaten x lazım. Yani ax eşittir p'yi çözmeye gerek yok. Yapacağımız şey şu. O zaman ben öyle bir nokta seçeyim ki p b eksi p b'ye dik olacak. P b'ye en yakın nokta olacak. Dolayısıyla da b eksi p dik olduğu için b ile p arasındaki farkı sıfır diyecek. Dolayısıyla projection'ın çözümü olan şu formülün çözümü olan x bize least square'i veriyor. Bu x'i a ile çarparsak projection veriyor. Şimdi buraya kadarkini özetleyecek olursak ax eşittir b. İki tarafı a transpozda çarpabilirim değil mi? Çarpabilirim her zaman. A sıfır değilse. A transpozda çarptım. Bu denklemin çözümü her zaman yok. Ne zaman var? Dördüncü ünitenin birinci seksiyonunda gördük. Sınavda da sorumlu olduğunuz kısım. A full column rank ise A transpoz A invertible'dır. Biz de bu dersimizde diyelim ben size ona istinaden ona aykırı bir şey vermeyeceğim. Yani M büyüktür ne olacak? Renkli de ne olacak bunu kullanıyorsak? Hiçbir sorun olmayacak. Böylelikle kullanabileceğim. Ne yapabiliriz bunu çözmek için? X eşittir. A transpoz A transpoz B olur. P'yi bulursak A transpoz A. Hani o ezberlemeyeceğiniz formülü vardı ya. Şurası projection matris. Bakın buradan geldi. Neden? AX eşittir B'yi çözmek istiyoruz. AX eşittir B'yi çözemediğimiz için A transpoz AX eşittir A transpoz B'yi çözüyoruz. İnversiyle sol taraftan çarpıyoruz A transpoz A'nın varsa. Sonra B ile çarpınca X'i buluyoruz. Bu least square çözüm. Bunu A ile çarparsak projection'ı buluruz. O da size geçen derse ezberlemediğim projection formülü. Yani bunu ancak A transpoz A invertible yapabiliriz ama. Ve tabi elimizde MATLAB varsa. O kadar işlem var, invers var. Ama şu var. A iki tarafı A transpozla çarptım. Bu bana projection'ı veriyor. Peki bu list square'i veriyor mu? Yukarıda anlattıklarımdan veriyor. Ama normalde list square'in formülü buradan gelmez. List square'in formülü buradan gelir. Matematiksel olarak. Ama pratik olarak şöyle ezberleyebilirsin. Elimde a eşittir b var. Ben bunu çözemiyorum. İki tarafını a transpozla çarpayım. Bunu çözeyim. Dersiniz. Bunu çözersiniz. Bu dediğiniz ne şans ki list square'in çözümü. Ama list square'in niye çözümü? Sebebi least square'de biz minimization fonksiyonu olarak, cost fonksiyonu olarak bunu minimize ediyoruz. Siz elinizde bir proje olur. Error'ü minimize etmek istemezsiniz geometrik olarak. Error'ü başka şekilde tanımlarsınız. Başka bir şey minimize edersiniz. O zaman başka bir formül çıkar. X oradan gelir. Amacınıza göre değişir. Bu genelde cost fonksiyonu, minimizasyonu, yani optimizasyon demeli. Ama
Least Square Error dediğimiz şey, kısacası bizim geometrik olarak, yani Euclidean Distance tanımındaki distance'ın minimizasyonu oluyor. Bu yüzden de tesadüf olarak demeyelim, matematiksel olarak, yani Euclidean Distance tanımı yaptığımız için least square'in çözümü projection'ın x'i ile aynı şey oluyor. Evet. Bunlar konunun özetiydi, yorumuydu. Bizim bilmemiz gereken çok basit. Size bir problem vereceğim. Ya projection olacak ya da least square olacak. İkisinin de çözümü aynı. Ax eşittir b var. Bunu çözemiyoruz. Aklımızda şöyle tutacağız. İki tarafı A transpozla çarpalım. Çarptım. Bunu çözeyim. Yani şu matris çarpı x eşittir şu vektör. Ben bunu çözüyorum. X'i buluyorum. Bu ne? Least square solution. Ben bunu A ile çarparsam bu ne oluyor? Projection oluyor. Yani ezberlememiz gereken bir tek burası var. Buradan çok rahat aklınızda tutuyorsunuz. Sorusu olan var mı? Ama tabii arkasında yatan büyük bir matematik var. Dolayısıyla bu sorular olunca çok kolay yapacağız. Projection örneği bol bol yapmıştık. Şimdi gördüğünüz gibi aynı formül. Dolayısıyla yeni bir soru çözmeyeceğiz. Sorunun çözümü projection'dakinin tekrarı gibi olacak. Line fitting uygulaması var. Onu yapacağız bu derste. Least Square'a başlığı altında. Line fitting dediğimiz, elimizde bir doğru var. Doğru olduğunu biliyoruz. Ama denklemi bilmiyoruz. Doğru denklemi. Doğru denklemi bilmiyoruz. Ve sample'lar almışız. Örnekler. Bir ölçüm düşünün. Bir şeyin voltajını ölçüyorsunuz. Metre ile ölçüm yapıyorsunuz. Metre yok. Milimetre ile ölçüm yapıyorsunuz. Ne kadar ölçerseniz ölçün bir hata payı vardır. İşin doğası gereği. Yani sırf quantization'dan bile hata oluyor her zaman. Bilgisayar aktardığınızda bile. Continuous'luktan quantization'a geçtiğinizde discrete domain'e geçiyorsunuz. Dolayısıyla her zaman hata vardır. Dolayısıyla biz asla örnek alarak problemin doğasındaki fonksiyonu tam olarak bilemeyiz. Ne yaparız? Tahmin yaparız. Line fitting de bu. Polinomu bilmek istiyoruz. Ama normalde mükemmel denklem olsa işte y eşittir ax artı b. Bir sample alırız. Mesela x 1 için y 10. Ve direkt a ile b'yi buluruz. Veya iki tane alırız. İki bilinmeyen var. 2 için 15. Şimdi a ile b'yi buluruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Biz 15 değil 16 ölçüyoruz. Veya 15 ölçüp doğru mu değil mi bilmiyoruz. O zaman ne yapacağız? Bir tane daha ölçeceğiz. Şimdi acaba 2 15 mi olacaktı? 3 yoksa 21 mi olacaktı? Bilemiyoruz. Ne yapıyoruz? Olabildiğince sample alıyoruz. Olabildiğince sample aldıktan sonra bunlara en düzgün uyan doğru denklemini yazıyoruz. Dolayısıyla farkındaysanız m büyüktür n oluyor. Ve iki bilinmeyen var. Bizi bunları alırsak 4'e 2'lik bir matris çıkacak. Ve bilemiyoruz asla çözüm olup olmadığını. Çelişki mi var? Tesadüf mü çıktı? Error mü var? Ama bir tane en olası şeyi fit ediyoruz. En olası şey ne? Least Square Solution. Amacımız bu işte. Amacımız bu line fitting bir domaine ait olmadığı için bu konularda ilk anlatılan örnek. Bir denklem fit ediyoruz. Ama genel mantık bu. Bu dolayısıyla elektronikte var. Bilgisayarda bir şey yapıyorsanız var. Sıcaklıkla ilgili bir formül çıkartıyorsanız var. Mesela elinizde bir çip var. Çip sıcaklıkta nasıl davranıyor? Ölçümler yapıyorsunuz. Nasıl bir fonksiyon var bilmiyorsunuz. Böyle bir şeydir diyorsunuz. Bakıyorsunuz lineare benziyor. Polinoma benziyor. Polinom diyorsunuz mesela. Onun gibi. İşte buradaki amaç şu. Biz bir problem var. Doğasını biliyoruz. Ama detayını, parametresini bilmiyoruz. Parametresini ölçmek istiyoruz. Sample'lar alıyoruz. İnceliyoruz. Sonunda bir denklem çıkıyor. Ax eşittir b. Niye? Problem inerse ax eşittir b'ye illa dönüştürürüz. Uygun a'yı tasarlarsak. Dönüştürdükten sonra least square'ı çözüyoruz. Böylelikle o problem doğasındaki parametreler çıkıyor. Burada da elimizde neler olacak? Bir denklem var. Hangi x girince hangi y çıktığı var.
Biz elimizde x-y parametreleri gelecek. X-y parametreleri geldikten sonra biz şunu ölçmeye çalışıyoruz. Acaba fonksiyonumuz y eşittir cx artı d'deki c ile d ne? Onu öğrenmek istiyoruz. Dolayısıyla elimizde her a i için, yani x için, x örneği için b i var. Yani y çıktısı. Şimdi bunları aldık. Ne demektir bu? C a i artı d eşittir b 1. C a m artı d eşittir b m. C a i artı d eşittir b i. Bunları yazdık. Bunlar ne? Denklemler. Ne yapabiliriz? Şunları b'ye attık. Şuna bakalım. C şu ilk denklem. C'yi a i ile çarpıyoruz, d'yi 1 ile çarpıyoruz. C'yi a i ile çarptık, d'yi 1 ile çarptık. İkinci denklem. A i ile c'yi çarptık, 1 ile d'yi çarptık, b i'ye eşitledik. Gördüğünüz gibi bunu bu şekilde yazabiliyoruz. Bunu da örnek yaptıkça değiştirmeye alışırsınız. Ne oldu? Problemimiz bu oldu. A x eşittir b. Farkındaysanız bilinmeyenleri c'ye yazdık. X'e yazdık özellikle. Yani buraya d, buraya 1 yazmadık. O zaman problemimizi dolaştırdık. Buraya 1, buraya d yazdık. A 2 c artı 1 d eşittir b 2. Yani buranın ikinci denklemi. Gayet düzgün geliyor. Şimdi ne olacak? A x eşittir b. Bu m'ye ikilik. M'ye neylik bir denklem. Dependent varsa sorun yok. Independent varsa A transpozanın inverse'ı var. Ama biz independent vereceğiz. Çünkü dependent varsa o satırı yazmayız değil mi? Niye yazalım ki? Bize yeni bir bilgi vermiyor. Dolayısıyla dependent'ları atarız. Independent'ları yazarız. Öyle düşünün. Şimdi bunu yaptık. Elimizde A eşittir B var. Ne yapacağız? Bunu least square çözümünü yapınca olabilecek en güzel doğru tahminini yapacağız. Hangi doğru tahmini? Buradaki şu hatayı minimize eden doğru. Bu hatayı nasıl minimize ediyor? Genel olarak minimize ediyor. Yani bir de birisi için 1 çıkacak, birisi için 100 çıkacak belki ama ortalamada en düşük olacak. Neden? Çünkü least square solution bizim geometrik Euclidean distance error'umuzu azal minimize ediyor. Onu biliyoruz. Yani bunun aynı olabilecek uzayda B'yi en çok veren X olacak. Hangi X? A ile çarpınca. A ile çarpınca B'ye en yakın noktayı veren X'i buluyor listikler. Ki biz de bunu istiyoruz. Neden? Çünkü genel olarak X'ler girince şuradaki X ile şuradaki X aynı değil farkındaysanız. Benim yazarken ki ilerlerken ki tembelliğime verin. X dolayısıyla ne olacak? Bir X girince en az hatayla Y çıkacak ortalamada. Amacımız da bu. Ne yapıyoruz o zaman? A x eşittir B'yi çözüyoruz. Ama çözemiyoruz. O zaman least square solution yapıyoruz. Şunun çözüyoruz. Yani iki tarafın A transpozundan soldan çarpılmış halini çözüyoruz. Bu sefer farklı çözelim. Genel çözelim. Yani M'ye neylik maddesi, M'ye ikilik maddesi için çözelim. M'ye ikilik maddesinin transpozuyla kendisini çarparsak ne olur? Yazalım. A1 A2 gidiyor. A, M. 1, 1, 1. Şurayla şura çarpılıyor. Ne oldu? AI'lerin kareleri toplamı. Sonra şurayla şura çarpılıyor. Burası ne? AI'lerin toplamı. Sonra burasıyla burası çarpılıyor. AI'lerin toplamı. Sonra birler çarpılıyor. O da M tane birin çarpılıp toplanması. Tamam. B ile çarpılınca ne olur? A transpoz. AI'lerle BI'ler çarpılıp toplanıyor. İkinci de birlerle BI'ler çarpılıp toplanıyor. Bu. Ne oldu? M'ye ikilik için denklem bulduk. Ben şimdi size noktalar vereceğim. Ne yapacaksınız? Bu formülü yerine koyacaksınız. Bu arada bu formülü ezberlemeyin. Zaten sınavda bu kadar basit soru sormayacağım. Sadece bu örnek. Böyle bir formülize ettik. Farklı bir şekilde çözmüş olduk. Ne oldu mesela? Örnek vereyim. Ve 4 tane noktamız olsun. 0, 0, 1, 8, 3, 8, 4, 6, 20. Biz o zaman A x eşittir B bu çıkıyor. Buradan soldan A transpozla çarparsanız şu çıkıyor.
Bunu listikler çözümünü yaparsanız bu çıkıyor. Ne demektir? C4D'dir. Yani y eşittir 4x artı 1. Bize en az hatayı veren denklem demektir. Bakın, noktalar şunlar. Yaklaşık olarak çizdim. Böyle bir line. Gördüğünüz gibi hatalar böyle. Gördüğünüz gibi en güzeli çizdi. Şöyle olsa ortalama hatamız daha fazla olurdu. Dolayısıyla bu en iyisini çiziyor. Listikarın güzel yanı bu. Şimdi en iyi hata nedir? Hatadan kastımız ne? Hata nedir? Gerçek çıktı. Eksi bizim neyin verdiği diyelim. Bizim fonksiyonun verdiği. Yazalım. Bizim fonksiyonun çıktıları ne? Girdiği için 0, 1, 3, 4. Bizim fonksiyon çıktıları ne? 0, 8, 8, 20. Peki erörümüz ne? Pardon, çıktı. Bizim fonksiyonun tahmini çıktısı yani estimation ne? Ne diyelim? Buna yi diyelim. Bu gerçek çıktı. Yi hat estimation demek. Yani tahmin edilen çıktı. Bu da x'i girdi. Bu ne? 0 çarparsak 1 eder. 1 kere 4, 4. Bir daha 5. Ama 3 kere 4, 12. Bir daha 13. 4 kere 4, 16. Bir daha 17. O zaman hatalar neymiş? 1, 3, 5, 3. Şimdi bu hatayı minimize ediyor. Ama hangi hatayı minimize ediyor? Şu hatayı değil. Bu hatayı. Çünkü formülü buydu. Cos fonksiyonumuz buydu. Yani kareleri minimize ediyor. Yani biz bunların karelerini alırsak 1, 9, 25, 9. Sonra toplarsak ne eder? 1, 26, 35 eder. Sonra bir de ortalamasını alalım. Ortalamayı almayalım şimdi. Kareleri aldık, topladık. 35 etti. İşte bunu minimize ediyor. Yani hataların kareleri toplamını minimize ediyor. Sum of square error. Bu SS E. Sum of square error. Error'ların square'ini sum'ı. Sum of square error denir. Ama genelde sonuçta toplamını minimize eden, hepsi pozitif olduğu için ortalamayı da minimize eder. Biz genelde bunun için mean square error. Bu daha popüler. Error'ların square'lerinin mean'i. Mean demek ortalama demek. Mean demek ortalama demek. Mean square error. Yani error'ların square'lerinin ortalaması mean square error. İşte onun formülü de bu. Bu formülü bileceksiniz. Çünkü bu formülü bilmek demek adını bilmek demek. Mean square error. Error'ların square'lerini toplayıp sayıya böldük. Yani ortalamasını aldık. Bu kadar. Bu formülü bileceksiniz dediğim, şurayı bilmenize gerek yok. Mean square error'ı hesaplamayı bileceksiniz. Yani sınavda tabii formül yazarsanız daha şık olur. Kolay olur. Mean square error'ı hesaplayın bana yeter. Ne oldu? Mean square error'ı bulduk. Mean square error 11. Ha, 9, 9 da 18'miş. Ben onu görmedim. Ben bir tane topladım herhalde. 18, 19, 45 ediyor. Bu nasıl 11 ediyor? 26, 9 daha 35, 44. Heh, tamam. Tamam. Şimdi ne oldu? 11 çıktı. Bu 11'in mean square'idir. Bizim fonksiyonumuz ne yapıyordu? Fonksiyonumuz bunu. Yani kareleri azaltıyor. O zaman karelerin toplamını da minimize eder.
Yani bizim aslında least square optimizasyonumuz min square'leri minimize eder. Dolayısıyla siz hangi fonksiyonu yazarsanız yazın, min square error'ı 11'e eşit olan tesadüf bulabilirsiniz. Ama 11'den daha düşük bir min square error veren fonksiyon asla bulamazsınız. Örnek vereyim, 4x olsaydı yapmaya gerek yok. Siz deneyebilirsiniz. Aynı şekilde 4x artı 1'deki fonksiyonu değiştirin, min square error hesaplayın. Göreceksiniz error'ınız daha çok çıkacak. Dolayısıyla size projection sorarsam x'i hesaplayacağız. P ile çarpacağız. Projection çıkacak. Least square sorarsam x'i hesaplayacağız. X dediğim c'de. Oradan bir denklem çıkacak. Sonra mean square error hesaplayacağım. Mean square error da şu formül neydi? Error'ların square'lerinin ortalaması. Çok rahat gelir zaten. Böyle görmek isterseniz deneyebilirsiniz. Fonksiyon değiştirirseniz hatanın arttığını görürsünüz. Uzun bir anlatım oldu. Bir durayım. Var mı soru arkadaşlar? Farkındaysanız artık uygulama yapmaya başladık. Projection nerede olur? Bir grafik dersinizde, bir uzay geometrik çalıştığınızda, bir şey tasarladığınızda olur. Örneğin bir bilgisayar ileride bir tasarım yapacaksınız. Artık bir karakter olur, oyun olur, bir şey olur. Oluyor. Least square approximation her yerde kullanılıyor. Çok temel bir matematik. Least square temel. Onun dışında line fitting problemi. Mesela bir makine öğrendiğinizde en basit problem bunu matematiksel olarak değil makine öğrenmeyle yaparsanız belki min square error'ı minimize etmezsiniz ama veriyi daha iyi anlatan bir approximation bulabilirsiniz. Dolayısıyla bu en iyi yöntem değil. Matematiksel bir yöntem line fitting. Dediğim gibi eğer şey yaptığınızda, ileride bir makine öğrenme uygulaması, bir pattern uygulaması olduğunda en basit problem buna çalışıyorsunuz. Yani bir tahmin yapıyorsunuz ve veriye orada deneyebilirsiniz. Eğer veri sayınız çoksa o yaptığınız veriye daha doğru yansıtıyor oradaki denklem. Matematiksel olmamasına rağmen. Yani aslında ben sizi o konuların temeline kadar olan matematiği gösteriyorum. Siz ileride bir domain öğrendiğinizde o domaine uygulayacaksınız. Bunlar klasik yöntemler diyebilirim. Hocam, Evet. sol alt kısmı nasıl yapmıştık? A transpoz A eksi eşittir A Şuradan hesapladık. Ama ben şuradaki formülü de yerine koydum. Yani bu A eşittir B. A transpoz, A transpoz. Bunu hesaplayabilirsiniz. Yani yapmadım da. Yani şunun transpozuyla soldan çarpın. Şu ediyor. Şunun transpozuyla bunu çarpın, bu ediyor. Sonucu budur dedim de çarpmayı yapmadım. Gerek yok diye. Tamam. Teşekkür ederim. Önemli değil. Yani şöyle bir geçiş var. Bunu öğrendik artık. Biraz bekletelim arkadaşlar. Pardon. Tamamdır. Anlaşıldı mı? Yani least square approximation'dan böyle bir soru gelebilir. Bu arada bu konu dördüncü labınız, üçüncü labınızın konusu. Üçüncü labınızda geçen dönem least square approximation sordum. O labı yaparsanız üçüncü labı hazırlanmış olursunuz. Oradaki hikayeyi biraz değiştirip, biraz karıştırıp yine bir least square approximation sorusu soracağım. Ve yine bir parabola fitting olacak. Orada örneğin bir veriye enlik bir polinom fit etmelerini istemiştim. Şimdi belki bir değil iki polinom fit etmenizi isteyeceğim veya ona benzer bir şey. Ama o alıştırmayı yaparsanız oradaki kodun üstüne ekleyerek rahatlıkla 2 saatte çok rahat yapacağınız
bir şey olacak. Bu da üçüncü labın konusu. Sınavda da böyle değil. Şöyle bir şey sorabilirim. Ödevinizde de soru olacak. Yani size bir fonksiyon vereceğim. Bunu fit edin diyeceğim. Tabii bu mu çıkar, projection mu çıkar bilmiyorum. Yani çıkarsa böyle bir soru çıkacak. Öyle sürpriz bir soru çıkmayacak yani. Yani şu anlattığım bu sayfa, özellikle bu optimizasyon, hani size bilgi olsun diyeydi. Özellikle böyle şeyler çıkmayacak. Normal bir fitting yapacağız. Sınavda bir soru diyecek. Dolayısıyla bu örneği anladıysanız yeterli. Bu sayılar tutuyorum. Tablo güzel oluşturuldu diye. Normal şöyle de çözebilirsiniz. Ben bu şekilde anlattım. Bu alttaki çözümde formülün uygulaması var. Onun için anlatmaya gerek yok. Nasıl rahatınıza geliyorsa. Anlaşılmayan bir yer var mı burada? Güzel. Bunun kısa yolu var arkadaşlar. A ile x'i çarparsam neyi bulurum? Y'nin çıktısını bulurum değil mi? Y gerçek, bu tahmin. Yani A ile x'i çarparsam direkt tahmini bulurum vektör olarak. Ben bu tahminden gerçeği çıkartırsam neyi bulurum? Hataları bulurum. Yani şu vektörü bulmak istiyorsanız tek yapmanız gereken A ile bunu çarpmak. Çarptınız. Pardon, şunu. Şundan şunu çıkarttık. Şunu buluruz. Yani errorleri bulmak istiyorsanız şurası zaten bize error vektörünü veriyor. Bunun neyini hesaplayacağız? Karesini. Karesi dediğim uzaklığının karesi. Uzaklığının karesini hesaplarsak da neyi buluruz? Hatalar toplamını buluruz. Yapacak olursak şu ne? 1, 5, 13, 17. 1, 5, 13, 17. Şu Y'den, yani şundan şunu çıkarttım. E kalacak. 1, 3, 5, 3. O da bu. 1, 3, 5, 3. Eksiymiş bu arada. Öyle mi oluyor? Evet, eksi oluyor. Başka nerede eksi var? Şurada var. Eksi 1, 3, eksi 5, 3. Eksi 1, 3, eksi 5, 3. Şimdi bu ne? Hatalar. Ben bunların karelerini toplarsam. Ne demektir bu karelerini toplamak? Dot product'ını almak. Dot product'ını alırsam direkt 44'ü bulurum. Zaten buradaki norm kare demek o demek. Length'in karesi. Dot product'ını alıyorum. 44. Bu ne? Total error. Total error'ı eleman sayısına bölüyorsam min square error'ı hesaplarım. Yani lambda min square error hesaplamanız inanılmaz kolay gördüğünüz gibi. X ile A'yı çarpıyoruz. Y çıkartıyoruz. Dot product'ını alıyoruz. Eleman sayısına bölüyoruz. Min square error oldu. Geçen sene min square error'ı bulun diye lambda önce alıştırma vermiştim. Bunu formülü uygulayan arkadaşlarınız da vardı, uygulamayan da vardı. Dolayısıyla loopsuz bir satırda çok rahat anında yapabilirsiniz. Sonra line fitting probleminde geçen senenin labını yaparsınız. Yeterli olur. Evet, anlatmışız zaten, gerek yok. Evet, o zaman örneği yapalım, ara verelim. Fitting'e parabola. Fitting problemi, line fitting genelde deniyor. Parabola başlığı önemli değil. Şimdi ikinci dereceden bir fitting yapacağız. Yani ikinci dereceden bir denklemi Pascal sayılarını bulacağız. Bu seferki örneğimiz 0,6, 1,0, 2,0 olsun. Ne olacak o zaman? AI ile BI girecek. Şöyle bir denklem olacak. AI'nin karesini C ile çarpacağız. AI B ile çarpacağız. Biri E ile çarpacağız. B'yi edecek. O da şu.
AI'nin karesini C ile, AI'yi D ile, biri E ile çarptık. Bu etti. Şimdi mesela bunu tersten yazamaz mıydınız? 1 AI, AI kare, E, D, C. Yaparsınız. Yani nasıl takip ettiğinizi bildikten sonra hiç önemi yok bu sıra, değil mi? Ama şuraya ne yazdıysanız buranın sırası aynı olmalı. Uygun olmalı daha doğrusu. Onu yaptıktan sonra önemli değil. Sonuçta ne yapacağız? Bu denklemi çözeceğiz. Önemli olan C, D, E'yi bulmanız. Sırasını takip ettikten sonra önemli değil. Onu da söylemiş olayım. Bu çıktı. Yerine koyuyoruz. Sıfırı koyduk. Sıfırın karesi 0, 1, 6. 1 sıfırı koyduk. 1'in karesi 1. Burası zaten 1. Şu sütun zaten 1. 6, 0. 2 0, 2'nin karesi 2, burada da 0 var. Ne oldu? Bu problemi çözmek oldu. Ama bu least square solution'a ihtiyaç olmayan bir problem. Niye? Çünkü 3 tane bilinmeyen var, 3 tane denklem var. Ama niye? Ben burada matematik kolay olsun diye bunu verdim. Normalde ne olması lazım? Denklem sayımız m, büyüktür n olması lazım. Ki şöyle düşünün, n 5 10 olacak. 10 tane bilinmeyen olacak. M'miz yüzlerce olacak. Bin, belki 1000 olacak. Hani ama kağıt üzerine yapmak zor olduğu için bu şekilde yapıyoruz. Çünkü normalde olabildiğince örnek alırsınız. Ha, bu arada aklınızda olsun. Mesela N'miz az. M'miz de az. O zaman matematiksel formül yöntem daha iyidir. Ama N'miz çok. Pardon, N'miz 10 diyelim. M'miz de 10-15. O zaman matematiksel formül çok iyi işe yarar. Ama N'miz 10, M'miz 1000. O zaman işte makine öğrenme vesaire gibi artık günümüzün yöntemleri çok daha iyi işe yarıyor. Ama M azken elimizde çok mana çıkartacağımız bir veri yok. O zaman mana çıkartmaya ulaşmıyoruz, direkt matematiksel yöntemlerle uyguluyoruz. Öyle düşünebilirsiniz. Veri çok çok az, matematiksel yöntem. Veri normal, makine öğrenme. Veri çok, derin öğrenme. Veri aşırı, o zaman veri madenciliği deniyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz genel olarak da. Bu genel sözde vermiş olayım. Bu şekilde oluyor. Ne oldu? Çözdük. Ax eşittir b'yi çözdük. Normalde nasıl çözecektik? Ax eşittir b'yi değil. A transpoz ax eşittir a transpozu verecektik. Ama o zaman size 4 tane nokta vermem lazımdı. Dolayısıyla şimdi hatamız ne çıkacak? Mean square solution olmadığı exact çözüm olduğu için 0 çıkacak. Buna bakıyoruz. Mean square 0 çıkacak. Line olsaydı ne olurdu? Line olsaydı cx eşittir d olurdu. O zaman cd burada. Burada ne var? AI var. Burada 1 var. AI'yi mesela şuna bakalım. AI çarpı c veya şuna bakalım. 2'ye 0'dı noktamız. 2 çarpı c artı d eşittir 0. Şimdi ne oldu? Line fitting yapıyoruz. Şimdi transpozdaki tarafı çarpıp dönüştürüp bu denklemi çözeceğiz. Bu denklemi çözerseniz bu çıkar. Mean square'lere bakın 2. Neden böyle çıktı? Birinci sebebi bilinmeyen parametremiz az. Şöyle düşünün. Mesela şu anda 3 bilinmeyen var. Biz de optimize etmek istediğimizi 2'den 3'e çıkarttık. Çok daha iyi optimize ettik. Mean square'leri azalttık. Mesela m'miz 10 olsaydı bilinmeyeni 2 değil, 3 değil, 4'e çıkarsaydık 4'ü de fit ettiğimizin min sküreri 3'ten daha iyi olacaktı. Niye? Bilinmeyeni arttırarak bizim öğrenmemiz gereken parametreyi arttırıyoruz, daha iyi fit ediyor. Yani daha çok uygulayabiliyoruz. Bizim fonksiyonumuzun gücü artıyor. Öyle değil. Bu 3 bilinmeyenle. Her zaman 2 bilinmeyenlerin öğrendiğini öğrenir. Niye? X karenin başına 0 der. Bunu yapabiliriz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bizim fonksiyonumuzun doğası ne? Doğası gereği ne? Yani m'miz 1000 diyelim. O zaman 1000 tane bilinmeyen yapalım. Exactly çözeriz. Ama belki problemimizin doğası 3. dereceden bir polinomu anlatıyor. O zaman biz 5. 10. dereceden bile bir polinom kullansak problemi aşırı ezberlemiş olacak. İdeali 3. dereceden bir fonksiyon bulmak. Biz 10. dereceden bir fonksiyon buluyoruz. Mean square'leri de azaltırız. Ama zararı ne? Bizim amacımız
buradaki verilere uyan problemi bulmak değil. Amacımız, biz buradan bir fonksiyon öğrenelim. İleride sonucunu bilmediğimiz bir şey olduğunda karşımıza çıkacak o. Buradan fonksiyondan geçirelim, onun sonucunu bulalım. Dolayısıyla biz ideali 3 ise, 3. dereceden bir polinom fit etmekse, 10. dereceden bir fonksiyon fit ettiğimizde min süpereleri azaltacağız. Ama belki hiç bilmediğimiz bir şey karşımıza geldiğinde onu çok kötü ezberli yapacak. Sebebi ne? Mesela 3, ideali 3 diyelim. 1. dereceden bir polinom yaparsak polinom çok zayıf, öğrenemez. İleride göreceksiniz. Bunu underfitting deniyor. Makine öğrenmede göreceksiniz. 3. derece ideali, bir de 10. dereceden bir şey yaptık. Bu sefer ne olacak? Veriyi ezberledi. Veriyi o kadar aşırı öğrendi ki yanlış şeyler öğrendi. Yani normalde öğrenmemesi gereken detayları öğrendi. İşte bu tembellik oluyor. Şu soruları ezberlemek, çalışmak olmuyor, soruları ezberlemek oluyor. Bu da şunu yapıyor. Veriyi ezberliyor ama öğrenmiyor. Yanlış şeyler hani bakıyor. Bu sefer ne oluyor? Min squared az, yani eğitimdeki hata az ama gerçek dünyaya çıktığında başarısız oluyor. Çünkü problemin doğasını öğrenmedi. Problem 3. derecede. Buna da overfitting deniyor. Zaten fitting de overfitting. Bunlar makine öğrenmede karşınıza çıkacak terimler. Yani makine öğrenme pattern görüyor. İlla bu derslerden birini alacaksınız, o zaman çıkacak. Yani bunlara ilgilenmiyorsanız bile önemli terimler olacak. Dolayısıyla kaçıncı dereceden polinom fit ettiğimiz önemli. Ne yapabiliriz? Bu kadar var. Mesela 1000 tane var. Bunu 900'e ayırırız. 900'üne ilk önce 1. dereceden, sonra 2. sonra 3. dereceden denklemler ekleriz. 100'le de test ederiz. En başlarda 1'den 2'ye çıkınca bunun min squareleri her zaman azalacak. Ama burada eğitmedik. Şu 900'dan min squareleri polinom fit ediyoruz. Şu yüzüne bakıyoruz. Bizim yüzündeki min squareımız ne? Yani şuna bir tane polinom eğittik, bulduk, fit ettik. Burada sadece min square hesaplıyoruz. Şuradaki min square her zaman azalacak. Buraya geldiğimizde 1'den 2'ye geçtik azaldı. 2'den 3'e geçtik azaldı. 3'ten 4'e geçtik arttı. Bir dakika ya dedik. 5'i denedik. 5'e geçtik. Yine 3'ten yüksek. Ha, o zaman problemin doğasını 3 yansıtıyoruz. Çünkü ben bir miktarıyla öğrendiğimde kalanını 3. dereceden buluyor. Ama 4-5 kötü buluyor. O zaman ben ne yapacağım? 3'ü öğrendim. Şimdi 1000 tane veriye 3. dereceden bir fonksiyon fit edeceğim. Sonra gerçek dünyada onu kullanacağım. Karşıma çıkanları tahmin edeceğim. Veriyi. İşte bu mantık veriden öğrenmenin mantığı. Artık günümüzde her şey veriden öğreniyor. Yani problemin çoğu aslında çok fazla düşünecek şey var gördüğünüz gibi. Yani size geldiğinden noktada 3. 4. sınıfta göreceğiz veriden öğrenme yöntemlerinin hepsini tam oradaki yöntemleri öğrenmeden öncesi bu. Matematiksel hesaplayabiliriz. Gayet de güzel çalışır problemine göre. Özellikle problemin doğasındaki fonksiyonu biliyorsanız. Yani bu fitting olarak düşünmeyin. Başka bir şey düşünün. Problem hakkında bir bilginiz var fonksiyonun doğası gereği. O zaman matematiksel yöntemler iyi çalışır. Ama doğası gereği bir bilginiz yoksa, sadece veri varsa bu sefer diğer yöntemler, günümüzdeki o güncel popüler yöntemler çok daha iyi işe yarar. Ama önemli olan şu, min square error her zaman parabolün gücünü arttırdıkça azalır. Ama bu veriyi iyi öğrenecek anlamına gelmez. Bu o veriyi iyi öğrenir. Problemi öğrenmeyebilir. Dolayısıyla bu problemi çözüyorsanız yeterli. Örneğin cx küp artı dx artı 5. Böyle bir problem size veri verdim. Veri dediğim şu noktalar. Bunu fit edeceksiniz. Ödevinize de böyle bir soru sorarım. Bunu yapıyorsanız bu ünite yeterli. Bunu n için yani n'inci dereceden bir polinom fit ettiğinde herhangi bir n için kodla yapıyorsanız bu da lab için yeterli. Ama diğer anlattığım şeyler tamamen hani size öyle genel olarak bilginiz olsun diye anlattığım şeyler. Var mı? Özellikle çok fazla yeni terim kullandım. Merak ettiğiniz bir şey varsa cevaplayabilirim.
Bu problemi özellikle bizim bölüm olarak almamızın sebeplerinin başlıcası, sizin matematik dersi aldığınızda 3. 4. sınıfta yeterli altyapınız olmadığını gördük. Sebebi işte bu tür bölüme yönelik şeyler de göstermek istemiyoruz. Yani matematik kuru kuruya öğrenince olmuyor. Dolayısıyla biz bizim bölümde lazım olacak şeyleri de vermek istedik. Yani bu matematik ne işimize yarayacak derseniz çok işimize yarayacak. Biner belki en önemli matematik olabilir sizin bu 4 yılda gördüğünüz. Özellikle ileride gördükçe daha çok göreceksiniz. Bundan sonra hep böyle olacak. Yarı teori, yarı da uygulama. Ama sınavda uygulamaları sormayacağım. Sadece uygulamaları göstereceğim. Ve sınav 3-4'te yapacağız. Ama bahsedeceğim onlardan. Sınavda matematikten sorumlusunuz. Ama dersimiz aslında o kadar teori değil. Tabii normal bir lisans öğrencisinden çok görüyorsunuz ama tamamı teori değil. Öyle de bir güzel yanı var. Bunları en azından uygulamasını görüyorsunuz. O yüzden laflarımız var. İleride bir şey öğrendiğinizde çok rahat atıp matlatıp uygulayabileceksiniz. Hocam, Evet. Bu soruda soldan A transpozla neden çarpmamıştık? Burada mı? Burada AX eşittir B. A 3'e 3. B 3'e 3. Gauss eliminasyonla çözebilirsiniz. 3 tane renkli 3. Zaten renk 3 olmasa da çözebilirsiniz. Evet, tamam. Yani Gauss'un eliminasyonunu, daha doğrusu B3'e 3 değil, özür dilerim. X 3'e 1. Bilinmeyen sayımız 3. Satır sayımız. Bir diğer adıyla denklem sayımız 3. Tabii denklem derken independent olduğunu varsayıyorum. Unknown sayısı olduğu için. Yani A, M'ye neylik düşünün A'yı. M büyüktür N iken bir square yaparız. Denklem sayımız bilinmeyen sayısından büyükse. Öbür türlü yapmamıza gerek yok. Bu güzel bir soruydu. Orayı söylemeden geçmişiz. Bu önemli. Zaten gerçekte dediğim gibi bilinmeyeniniz birler onlarca olacak. Earth sample'ımız yüzlerce binlerce olacak. Zaten yapacağız. Burada karşılaştırmak için böyle bir senaryo verdik. Evet, gördüğünüz gibi her zaman MySQL'leri soruyorum. Ezber değil, o da bir görme şeyi. Bir parametre, yani bunu yaptık ne işe yaradı? İşe yaramasının sebebi bunu azaltması. O da önemli yani. Evet, başka soru yok sanırım. O zaman uçağa kadar ara verelim arkadaşlar. 3:30'da devam ederiz.
Tekrar merhaba arkadaşlar. Arkadaşınız dünkü sınavı soruyor. İyi geçti. Umutluyum. Büyük ihtimal olacak. Resmi olarak araştırma görevlisi olacağım. Evet. Bundan sonra biraz hızlı gideceğiz. Artık erken bitirirsek belki soru çözeriz. Sınav öncesi. Yine önemli bir konu. Ortak analizi. Genelde bir basisimiz olduğunu düşünün. Basis önemli. Bizim uzayımızı tanımlıyor. Ama uzayımızı tanımlıyor. Basis sonsuz tane olabilir. Hangi basis seçersek işimiz kolaylaşır? Hesaplamamız kolaylaşır, analizimiz kolaylaşır. Ona bakacağız. Örnek olarak ortogonaliti. Ortogonal demek vektörler için iki vektörün dik olması demek. Ortonormal demek ise ortogonal ve normalin birleşmesi. Yani bir vektörlerin hepsi birbirine dik. İkincisi ise vektörler normalize edilmiş. Yani uzunlukları bire indirgenmiş demek. Yani vektörlerin hepsinin uzunluğu bir. Unit vektör oldu. Bu iki kural varsa vektörler için o iki vektöre ortonormal vektör deriz veya o vektör grubuna. Tabii her ikili için dik olacaklar. O zaman o vektör grubuna ortonormal vektör diyoruz. Bir vektör, bir matris düşünelim. Sütunları ortonormal vektörlerden oluşuyor. Bu matrisi ortogonal matris diyoruz. Biraz kafa karıştırıcı, ezberleyeceğiz mecburen. Yani matris ortogonal demek, matrisin sütunları ortonormal demektir. Ve şöyle bir kural var. Bu matrisimiz kare olmak zorunda değil. Tamam. Örnek olarak permütasyon matrisi. Permütasyon matrisini aldık diyelim. Neyi biliyoruz? Her satırları ve sütunlarında sadece bir tane biri var. Dolayısıyla iki tane sütun alırsak ne olacak? Birbirine dik olacak. Dot product'ı sıfır olacak. Veya bir sütunun uzunluğu nedir? Birdir. Dolayısıyla permütasyon matrisleri nedir? Bir ortogonal matristir. Ama permütasyon matrisleri hep kare oluyor. Ortogonal matrisler kare olmak zorunda değil. Veya şu matris. Bu rotasyona denk geliyor. Bilgisayar grafikleri ders alırsanız göreceksiniz. Bir noktayı mesela bu bir noktayı Z 3 tane aksis düşünelim. X, Y, Z diye. Biz uzayda örneğin 3, eksi 5'e eksi 7 noktasını alıp bu matrisle çarparsak bu noktayı uzayda Z aksisi etrafını teta derece döndürmeye denk gelir. Ve bu matris ortogonaldir. Niye? Çünkü bakarsanız rotation matrisi tüm sütunları birbirine dik. Yani dot productları sıfır. Ve hepsinin büyüklüğü 1. Yani ortogonal matrisleri olarak kullanıyoruz zaten. Kullandık bile. Niye önemli? Çünkü bir basis düşünün. Uzayı anlatıyor. Ve hiçbir özelliği yok. Onu mu tercih edersiniz? Yoksa vektörlerin birbirine dik olmasını mı tercih edersiniz? Vektörler birbirine dik olduğunu ne demektir? Uzayı subspace'i olan basis'i bir orijin tanımlarsak bir koordinat sistemine dönüştürmüş gibi düşünebiliriz. Veya ortonormal olmasını daha iyi isteriz değil mi? Niye? Çünkü artık her bir vektör unit vektör. Yani her bir vektör aksisin mesela şöyle düşünün. Bu bir uzay. Dik olsun hepsi. Bunu rotate ettik. Ne oldu? X, Y, Z oldu. Şimdi o vektörler ne? O vektörler bizim standart unit vektörlerimiz. Tabii elimizde bu yok. Bir subspace için bu var. Ama çok değerli. Şu varmış gibi işlem yapıp analiz yapabiliriz. Veya bir şey tasarlayacaksak işimiz kolaylaşır. İşte ortonormal vektörler bu yüzden önemli.
Ortogonal matris ne? O da ortogonal vektörlerden oluşuyor. Ortogonal matris de işte bu yüzden önemli. Ama işlemleri tabii biz tek tek böyle denklem denklem yapmıyoruz. Bir matrisle toplayıp yapıyoruz. O matrisimiz de ortogonal matris oldu. Güzel yanı da column space'i çok güzel geliyor. Evet. Peki ortogonalin amacını anladık. Ortogonal matrisin tanımı nedir? Ortogonal matrisin tanımı Q transpose Q eşittir identity. Neden? Q transpose Q identity demek. Diagonallar bir demek. Yani bakalım ne demek? Yapmadık tabii. Q transpose nedir? Q1 transpose gider Qn transpose. Birinci terimini Q1 transpose Q1. İkinci terimini Qi transpose Qi. Qi transpose Qi ne? 1. Çünkü unit vektör. Peki Qi transpose Qj ne? 0. Bunun ij'nin terimi Qi transpose Qj gelecek. O da 0. İj'nin terimi 0 gelecek. Tam olarak identity oluyor. Yani şu iki tanımı matrisle birleştirdiğimizde Q transpose Q identity. Dolayısıyla ortogonal matrisle ilgili bir analiz, bir ispat yapacaksak veya bir şey ortogonal matris mi diye bakacaksak Q transpose Q identity mi diye bakmamız lazım. Tekrar hatırlatayım. Bunlar kare değil. Q transpose Q, transpozun yeri de önemli. Çünkü tanımımız sütunlar ortalama. Bakalım ne kadar anladınız. Sütunları ortogonal olmasaydı, ortogonal olsaydı sonuç nasıl bir matris olurdu? Diagonal. Diagonal matris değil mi? Ortonormal olunca ij'nin terimler, pardon, ortonormal değil sütunlar, ortogonal. O zaman ij'nin terimler yine sıfır çıkacak. Ama diagonalların bir olma kuralı ortadan kalkıyor. Onlar artık ne çıkarsa. Dolayısıyla diagonal bir matris çıkıyor. Aynen öyle. O zaman neymiş? Ortogonal matris tanımı Q transpose Q identity. Ortonormal matris kare ise şöyle bir şey var. Q transpose Q identity kare olduğu için Q eksi 1 Q da identity. O zaman ne demektir? Q transpose eşittir Q eksi 1 demektir. Permütasyon matrislerin özelliği bu mesela. Bazı arkadaşlar permütasyon matrisinin simetrik olduğunu söylemiş. Permütasyon matrisi simetrik değil. Tersi transpozu inversine eşit. Kendisi değil. O kural da buradan geliyor. Dolayısıyla transpoz kare ise inversine eşit. Ve şöyle bir şey daha var. Q transpoz identity kare. O zaman Q eksi bir Q identity. O zaman şunu yapabiliriz. Inversin birinci tanımı bu. Diğer tanımı şu. Inversin yerini değiştiririz. Şimdi ne oldu? Q Q eksi bir identity oldu. Şimdi Q eksi 1 yerine Q transpose yazıyoruz. O zaman ne oldu? Q, Q transpose identity oldu. Ne demektir bu? Q transpose'un soldan transpozuyla çarpımı identity. Yani Q transpose ortogonal bir matris. Burada Q ortogonaldi. Kare olduğunda Q transpose da ortogonal. Yani Q transpose'un sütunları ortonormal. O zaman Q'nun satırları ortonormal. Böyle bir özellik var. Ama sakınlıkla karıştırmayın. Bu formül sadece kare için geçerli. Başkası için geçerli değil. Kare matrisin yani özel olarak sütunları değil, aynı zamanda satırları da ortonormaldır. Yani siz bir ortogonal matris varsa ve kare ise otomatikman satırlarının da ortonormal olduğunu biliyorsunuz. Örnek, en güzel örnek permütasyon. Bakın satırları da birbirine ortonormal. Neden? Çünkü hem kare hem de ortogonal matris. O zaman hem sütunlar hem satırlar ortonormal. Şu kurallar çok önemli değil. Sadece şunu bilseniz yeterli. Tanım bu. Eğer kare ise transpoz inversine eşit. Gerisi yorum zaten. Tanımından çıkan yorumlarımız. Örnekler vermiştik. Devam edelim. Reflection matris. Yani
bir vektörün yansımasını alıyor. Bununla çarptığımız bir x, y'nin yansımasını alan matris. Yani ne yapıyor yansımayı alınca? Mesela iki boyutta y x yapıyor. Birden çok boyut alınca bu sefer onu ona göre değiştiriyor. Bakalım bu ortogonal mi? Tanımı buymuş. U unit vektör ise identity'den 2 eksi u transpozu çıkartırsak oluyormuş. Tabi bu örnek iki boyutlu. Ama buradaki u iki boyutlu değil. Herhangi bir Rn'deki unit vektör için bu bir reflection matris. Bakalım doğru mu? Tanımı neydi? QQ transpoz identity. QQ transpozdan başlayıp işlem yapa yapa identity'ye ulaşırsak ortogonal demektir. Transpozuyla kendisini çarpıyoruz. Şunun transpozu içine atarsak identity olur. Bunun transpozu nedir? Eksi 2. Şunun transpozu kendisi. Aldık. Şimdi bunları çarpacağız. U transpoz nedir? 1 midir? Değildir. Niye? U transpoz U 1. U transpoz U şu. U transpoz ise şu. Yani matris. Bunu karıştırmıyoruz. Şimdi bakalım. Identity ile identity çarptık. Geldi. Sonra identity şöyle çarptık. Eksi 2 UU transpoz geldi. Aynısı şuradan da geldi. Eksi 4 UU transpoz. Şu ikisini çarparsak artı 4 UU transpoz UU transpoz. Şimdi U transpoz U şu unit vektör olduğu için 1. O zaman ne olacak burası? 4 U transpoz. Burası da eksi U transpozdu. Gitti identity kaldı. Neymiş? QQ transpoz birim matrisi eşitmiş. O zaman Q ortogonal matristir. Hocam. Evet. U transpozun transpozu U transpoz nasıl oldu? Bakalım. Ne oluyor? Yer değiştiriyorlar. İkinci sonuncuyu başa yazıyoruz. U transpoz. Bunun transpozu nedir? U'dur. Sonrakini de sağa yazıyoruz. U'nun transpozu. Ne oldu? U transpoz. Yani yerleri değişiyordu tamam. Transpozda. Sondaki başa geliyor. Evet. Karıştırdım da. Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Ortogonalite bu. Nerede işe yarar? Dediğim gibi özellikle ortonormal basis tanımlamak işimize gelir. Onun dışında bakalım nerelerde başka işe yarıyor. Bir güzel özelliği, bir vektör ortogonal bir matrisle çarpılırsa uzunluğu ve açısı korunur. Tabii açı dediğim iki vektör arasındaki açı korunur. Uzunluk da her vektörün uzunluğu korunur. Yani Qx ile y oldu diyelim. O zaman x'in uzunluğu ile y'nin uzunluğu aynı. Bir de şöyle düşünelim. X ile y'nin uzun bir z vardı. X ile z arasındaki açı neyse y ile z arasındaki açı da olur. Yani uzaydaki birbirine göre görücüye konumlar değişmiyor. Uzunluğu da değişmiyor. Ne yapıyor yani ortogonal matris? Uzayımızı döndürüyor. Komple uzayı döndürüyor. Bir uzayımız var. Uzaydaki vektörler arasındaki açıyı koruyor. Vektörlerin uzunluğunu da koruyor. Alıyor bu uzayı, döndürüyor. Yani bu önemli bir şey, koruyor olması. Dolayısıyla aynı uzayı anlatan ortogonal bir matris bulmak çok daha iyidir. Peki açının korunması ne demek? Dot product neydi x ile y arasındaki dot product? X'in uzunluğu, y'nin uzunluğu ve aradaki açıydı. Aradaki açının kosinüsüydü. Dolayısıyla dot product korunuyor demek. Üste önce denklem korunduğunu söyledim. Dolayısıyla şunlar değişmiyor. O zaman açı korunuyorsa dot product da korunuyordur. Dolayısıyla önce uzunluğun sonra dot product'ın korunduğunu söylemek şu iki kuralın korunduğunu söylemekle aynı şey. Şimdi bunların alıştırmasını yapacağım. Şu x'i q ile çarptık. Bunun uzunluğu x'in uzunluğuna eşit. Peki uzunluk nedir?
bir vektörün kendisi de dot product'ta. Yani biz Qx'in uzunluğunun x'e eşit olduğunu gösterirsek, bir başka deyişle Qx'in dot product'ının x'inkine eşit olduğunu gösterirsek işimiz biter. Qx'i alıyoruz. Şöyle düşünebilirsiniz. Dot product niye diyoruz? Dot product uzunluğun karesidir. Yani karekökle uğraşmıyoruz. Direkt zaten uzunluk hesaplamak için dot product lazım. Veya kareyle uğraşmamak için işte karekökle uzunluk yerine dot product'ı hesaplıyoruz. Qx'in dot product'ı nedir? Qx'in transpozu çarpı Qx. Bu da x transpoz Q transpozdur. Şimdi nedir? Q transpoz Q identity. Gidiyor. X transpoz X kalıyor. O da X'in uzunluğunun karesi. İspatlamış olduk. Tekrar hatırlatayım. Transpozun yeri önemli. Sadece Q transpoz Q identity. Şimdi ne olacak diğeri? Acaba aradaki açı aynı mıdır? Yani Qx ile bir vektörümüz var y. Bunun arasındaki açı x ile y arasındaki açıyla aynı mıdır? O zaman Qx'in y ile dot product'ı x'in y ile dot product'ına eşit mi? Buna bakacağız. Bunu da yapabiliriz. Şuna da bakabiliriz. Qx'in Q'ye ile olan dot product'ı buna eşit olacak. Çünkü zaten Q'ye Y'nin açısı uzunluğu değişmiyor. Şöyle düşünelim. Daha basit şekli. Elimizde X'ye var. X'ye arasındaki açı X'ye'nin sistemden geçmeden önceki açısıyla Q ile çarpıldıktan sonraki açılar aynı mı değil mi? Buna bakacağız. Yani nasıl bakacağız? Qx transpoz Q'ye eşit midir? Şuna. X transpoz Q transpoz oldu. Q'y aynen kaldı. Şurası identity. X transpoz Y kaldı. Yani o da dot product. Aynı. Önceden söylediğim gibi güzel yanı neydi? Böyle bir uzayımız varken uzayı alıyor. Bir transformation'dan geçiriyoruz. Q ile çarpmak demek. Sistem gibi düşünün. Bu dönüştürdüğümüz transformation bize ne yapıyor? Açıyı koruyor, uzunluğu koruyor. Gayet iyi. Tabii x'ye derken x'ye prime diyeyim buna. X'ye prime x ile y'de aynı uzunluğa sahip. Transformasyonda kitabımızda 7. ünite ama biz işlemeyeceğiz. Onlar da aslında bizim tam bıraktığımız yerin bir sonraki adımı. En azından ne olduğunu anlatayım. Bunlar basit ispatlar. Örnek, ortogonal matrisin gücünü gösteriyor. Şimdi bir başka örnek. Ortogonal bir basis'de ne yapabiliriz? Bir basis'imiz olsun. Basis A'nın column space'ini span ediyor. Yani A'nın sütunları elimizde var. O bir basis'dir değil mi? A'nın sütunları A'nın column space için bir basis'dir. Ama biz bunu kullanmayalım diyoruz. Onun yerine bir ortogonal matris bulalım. Q. Q'nun column space nedir? A'nın sütunlarından ortogonal olarak oluşturuldu. Dolayısıyla A'dan oluşturulduğu için aynı bilgileri koruyor. Yani A'daki independent vektörlerden yeni bir independent vektörler oluşturdum ama sadece orta normal olmalarını sağladım. Dolayısıyla ikisinin sütun space'i aynı. Sütun space niye önemli? Hatırlıyorsanız projection'da ne yapıyorduk? Sütun space'e project ediyorduk. İzdüşümünü alıyorduk. Yani kısacası A transpoz AX eşittir A transpoz B'yi çözmek sonra A ile çarpmak bize A'nın sütun space'ine projection'ı veriyordu. Şimdi ben diyorum ki aynı uzayı, aynı column space'i span eden bir basis bulayım. Q olsun. O zaman nedir? Q'nun da column space aynı olduğu için Q'ya projection'ı, A'ya projection'ı aynı. Ama farkı şu. Q ortogonal.
O zaman şu güzel yanı şu. Qx eşittir b. Soldan q transpose ile çarptım. E q transpose q identity. Direkt x eşittir q transpose b çıktı. O zaman soldan matrisle çarpmak neydi? Projection'ı veriyordu. Soldan matrisle çarpmak bize projection'ı veriyor. B'yi attığımızda kalan kısımda projection matrisi veriyor. Projection matrisi tüm şu projection matrisinin kurallarına uyuyor. Tek farkı çok daha kolay bulduk. Bakalım. Bunun neydi bunun karesi? Kendisiydi değil mi? QQ transpose, QQ transpose. Şurası ne? Identity. O zaman QQ transpose kaldı. Gördüğünüz gibi karesi kendine eşit. Tüm propertileri sağlar. Bakarsanız. Gerçekten de projection matrisi. Gördüğünüz gibi X'i bulmak inanılmaz kolay. Q transpose'da B'yi hesapladık. Soldan Q ile çarptık, projection hesapladık. Yani düşünün mesela elimizde herhangi bir matris oluşturabiliriz ve onu saklayıp ileride kullanacağız. O zaman aynı uzayı veren ortogonal matris saklamak çok daha işimize gelir. Niye? Projection matrisi çok kolay hesaplanır gerekiyorsa. Farz edin ki projection matrisi hafızada tutmayacağız, hesaplayacağız. O zaman biz uzayı span eden basis tasarlarken biz ortogonal olmasını sağlarız. Ortogonal bir matris kullanırız. Projection'ı istediğimiz zaman çok hızlı hesaplarız. Tabii şunlar yorumlar. Kritik bir şey değil. Örneğe geçiyoruz. Evet, örneğe geçiyoruz. Şu ana kadar ne yaptık? Çok fazla anlatmayı seven birisi olduğum için önemli yerleri tekrar edelim. Ortogonal vektör neydi? Dikti. Ortonormal vektör hem dik hem unit vektör olacaklar. Sütunları ortonormal olan matrise ortogonal matris diyoruz. Ve ortogonal matrisin tanımı Q transpose Q identity. Kare ise transpose'un inverse'ine eşit. Bu kuralı ezberlemenize gerek yok. Ama belki işinize yarar diye bilebilirsiniz. Onun dışında gördüğümüz gibi ortogonal matris çok şimdiye kadar gördüğümüz matrislerin bazıları var. Pratik. Şöyle uygulamalar yaptık. Önemli değil. Böyle bir uygulama yaptık. Önemli değil. Sınavda sordum diyelim. Q'nun transpozu, Q'nun ortogonal olduğunu biliyoruz. Projection yapın. O zaman ne yaparsınız? Q'yu seçtir B'den başlarsınız. Soldan Q transpozla çarparsınız. Yani Q dediğim bir matris. İsmi farklı sadece. A değil Q diyoruz. Sonra bu işlemleri yaparsınız. Dolayısıyla burayı ezberlemeye gerek yok. Bu tür adımları yapabiliyorsanız yeterli. Bu tür manipülasyonları yapabilir. Ama ezberleyecek bir şey yok. Şurayı da ezberlemeyecektiniz. Burayı zaten sormam. Böyle pratik bir şey yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Örneğin Q'muz bu, B'miz bu. Q transpose B neyi veriyordu? X'i veriyor. B'nin Q'ya projection'ı şu. Çok söylenecek bir şey yok bununla ilgili. Şimdi tabii ortogonal matrisler önemli dedim. Ama biz biraz teori dersi görüyoruz. Yani ortogonal matrislerle ilgili öyle uygulama falan yapmayacağız. Size sadece bir matristen nasıl ortogonal matris elde ederiz onu göstereceğim. O zaman ne yapmış olacağız aslında? Bir matristen ortogonal matris elde edeceğiz. A'dan Q. O zaman şunu yapmış olacağız. A'nın sütunlarını ortonormal sütunlar haline getireceğiz. Bunu yapmış olacağız. Bu aynı zamanda ne demek? A'nın kalım space'ini span eden ortonormal bir basis bulduk demek. Burası anlaşıldı mı? Yani ben size
A'dan aynı kalın space'i spin eden, pardon, aynı kalın space'e sahip bir ortogonal matris bulun demem bir problem. Ne yapıyoruz? Gram-Schmidt yapıyoruz. Bunun yerine elimde vektörlerim var. Bunlarla aynı uzayı spin eden yeni bir basis bulun ama bunlar ortonormal bir basis olsun. Demem aynı şey. Dolayısıyla soruyu nasıl sorduğum önemli değil. Kalın space'i niye anlatıyorum? Bu hikaye bize projection, least square, önceki öğrendiklerimizi birleştiriyor. Dördüncü ünite dolayısıyla birbirinden bağımsız değil aslında. Ortogonal matrisin vektörleri aslında yeni bir basis dönüştürmeye denk geliyor. Ama kalın space'i aynı uzayı korumaya denk geliyor. Matrisin kendisi ortogonal yapmaya denk geliyor. Bunların hepsi aynı şey. Ne yapacağız? Bu arada şöyle bir not var arkadaşlar. Dördüncü ünitede projection yaparken B'yi A'ya project ediyordum. Şimdi işimiz değişti. Harfler değişti. Mesela orada A transpose B yazmıştım. Burada o karışacak. B transpose A gibi yazdım. Bu ikisi de aynı şey değil mi? İkisi de dot product. Önemli değil yani. Şurası dot product demek. Gerisi önemli değil. Dolayısıyla harflere takılmayın. Şimdi amacımız da şu. Şimdi bunu alıp dönüştüreceğiz. Dönüştürürken her seferinde yeni bir vektör bulacağız. Bu vektör şuna dik olacak. Şöyle göstereyim pardon. İlk önce şu vektörü alacağız, şundan elde edeceğiz. Sonra şu vektörü alacağız. Bu vektörü şuradan elde edeceğiz. Ama bu vektörün şuna dik olmasını sağlayacağız. Sonra şuradan şunu elde edeceğiz. Ama bunun şu ikisine dik olmasını sağlayacağız. Her aşamada böyle giderek dik olmasını garanti edeceğiz. Bu aşamada ilerlerken bu vektörleri birim vektör haline getirirsek işimiz biter. Ama ben bunu böyle yapmıyorum. Dot product falan alacağımız için ben bunu en sonda birim haline getiriyorum. Yani bu vektörleri her aşamada dik yapa yapa oluşturacağız. En sonunda bunun uzayıyla şu uzay aynı olacak. Aynı uzayın basisleri olacaklar. Son adım olarak da bu B'leri birim vektör yapacağım, Q yapacağım. Böylelikle de ortonormal olacaklar. Böylelikle problemi basitleştiriyorum. Şimdi yapalım. Elimde A1 var. A1 bana bir bilgi veriyor. Yeni seçeceğim vektörü B1'i A1 olarak seçeyim. Aynısını seçeyim. Ne oldu şimdi? B1 A1 ile aynı bilgiyi veriyor. Şu anda uzayın anlattığım o uzay nedir? Vektörlerin lineer kombinasyonu. Basis vektörlerinin. Dolayısıyla A1 için, B1 için seçebileceğim elimde bir tek A1 var. A1'i seçerim. A1'den başka bir şey seçmem. Çünkü o zaman alakasız olur uzayımla. A1'i seçersem, onun lineer kombinasyonunda kullanırsam bu şekilde hiçbir bilgi kaybetmeden düzgünü seçmiş olurum. Şimdi A, B2'yi seçeceğim. Şunda işim bitti. Elimde bu var artık. Şu var. Ne yapabilirim? A2'den seçmem lazım. Bir de A2'yi alırsam ne olur? Bu A1, bu A2. Bunlar dik olmaz. Peki A2'nin bilgisini alayım. Ama elimde gereksiz olan bir kısmım var. A2'yi düşünün. Mesela A2 bu. A1 de bu olsun. Ne demektir? A2 aslında bir şu kısmı var. Bir de şu kısmı var. A2. Ben A2 ve A1'i almak yerine A2 prime'la A1'i alırsam sizce aynısı olmaz mı? Olur değil mi? Veya şöyle düşünün. Elimde A2 var, A1 var. Ben bunun yerine A2 eksi 3A1 ve A1'i aldım. Şimdi şunun lineer kombinasyonu, şu bize bir basis.
bir subspace anlatıyor. Ben bunun tüm lineer kombinasyonları yerine A2, şunun tüm lineer kombinasyonlarını alsam aynı uzayı spin edemez miyim? Birbirine bulamayacak bir şeyim yok değil mi? Şimdiye kadar çok yaptık basis bulurken, hatırlıyorsanız. Dolayısıyla aslında benim yaptığım operasyon bu. A1'in bir katını çıkartacağım ya da toplayacağım. Dolayısıyla uzayı bozmuyorum. Veya şöyle düşünün. A2'nin içinde A1 olan kısmını çıkartacağım. Tam olarak o kadar bir kısım çıkartacağım ki A2'nin dik olan kısmı kalacak. Bu dik olan kısım zaten bana yeni bilgiyi veren kısım. Lineer kombinasyonda. Dolayısıyla hiçbir şey kaybetmeyeceğim. Peki şu kısmın adı ne? Kim söyleyecek? Projection. A2'nin A1'e projection. Aynen öyle. Şu kısım ne? A2 eksi. A2'den neyi çıkartırsak bunu buluruz? Projection'ı. Yani şunu. Şu anda bence güzel oldu. Bu şekilde dursun. Evet. O zaman ne yapacağız? O zaman ne yapacağız arkadaşlar? A2'den A2'nin projection'ını çıkartacağız. Böylelikle de ne yapmış olacağız? A2'nin A1'e dik olan kısmını bulmuş olacağız. Ama burada şu var. A2'nin biz şunlarla olan ilişkisini incelemek istemiyoruz. Biz A2'nin şunlarla olan ilişkisini incelemek istiyoruz. O zaman A2'nin A1'e değil, tabii burada tesadüf A1, B1'e eşit. A2'nin B1'e olan projection'ını alacağız. Dolayısıyla eskiden B'nin A'ya projection'ını alıyorduk. Şimdi B'nin A'ya projection'ını alacağız. Harfleri o yüzden karışık gelebilir. Hiçbir önemi yok. Harfleri ben verdim konuyu anlatırken. Tesadüf önceki A'da tam ters BA vermişim burada. Dolayısıyla ne yapacağız? A2'nin B1'e projection'ını alacağız. Şunu bulacağız. Sonra bunu A2'den çıkartacağız ve A2 prime'ı bulacağız. Bu ne olacak? B2 olacak. İsimler önemli değil. Şöyle düşünün. Şunu aldık, buraya attık. Elimizde bu var. Şimdi yeni gelen ne? A2. Sıra onda. Ondan öncekine olan projection'ı alıp çıkartıyoruz. Yeni vektörümüz oluyor. Bu kadar basit. Yukarıyı kapatalım artık. Yukarısı mantığıydı. Niye projection alıp çıkartıyoruz? A2'nin birbirine projection neydi? İkisinin dot product'ı bölü project ettiğimizin dot product'ı çarpı project ettiğimiz. Değil mi? Bunu biliyoruz. A2'yi project ettiğimiz için A2'nin ona dot product'ı bölü project ettiğimizin dot product'ı çarpı kendisi. Bu ne yapıyor şimdi? Ne oldu? B2 B1'e dik oldu değil mi şimdi? B2 dediğim A2 prime. Zaten B1'e projection aldım. Dolayısıyla B1'e olan projection şurayı A2'nin B1'e projection'ı. A2'nin B1'e projection'ı çıkartırsam dik olur zaten. Şimdiye kadar hep yaptığımız şey oydu. A'ya dikti. B eksi P'ydi. Şimdi A dediğim B1. B dediğim A2. Şimdi bir adım daha gideceğim. Duracağım. A3. Şu ikisini belirledim. Şimdi sıra nerede? A3'te. A3'ü alıyorum. A3'ün B1'e dik olan kısmını çıkartıyorum. Kalan kısım ne oldu? B1'e dik.
Bir de A3'ün B2'ye dik olan kısmını çıkartıyorum. Şu kısım B2'ye dik. Dolayısıyla ikisini de çıkartarak neyi sağlıyorum? A3'ün hem B1'e hem de B2'ye dik olmasını sağlıyorum. Bunu yapınca da bu da B3 oluyor. Tamam. Yaptığımız bu. A3'ün B1'e projection'ı eksi bir de A3'ün B2'ye projection'ı. Bu ikisini çıkartıyoruz A3'ten. B3 dediğimiz şey artık B1 ve B2'ye dik. Bu şekilde gidiyoruz. AI'den BI'lere, B1'den BI-1'e kadar ki BI'lere projection'ı alınca, çıkartınca BI'yi buluyoruz. Ne oldu şimdi? BI önceki B1, B2, B3, BI-1'e dik oldu. Tamam. O zaman BI'yi BC'ye dik ettik. C1'den B1'e kadar. İşte bu algoritma Gram-Schmidt algoritması. Gram-Schmidt ile bir basis'den orta normal bir basis bulmanın algoritması. Tabii şeyi unuttum. En sonunda tüm B'leri normalize edersek, yani unit vektör yaparsak o zaman oluyor. Bunları şu anda ortogonal bir basis oldu B'ler. B'leri unit vektör yaparsak orta normal olurlar. Unit vektör olmadığı şuradaki okun mantığı da her bir vektörü uzunluğuna böleceğiz. Onu biliyoruz zaten. Yani örnek vereyim. B buysa unit vektörü nedir bunun? Sınavda yanlış yapıldığını gördüğüm için soruyorum. Neye böleceğiz? Uzunluğu kaç bunun? 3. Kök içinde 1 kare artı 2 kare artı 4. 3. Bu işte BI, bu QI. En sondaki adımı unutursanız tabii 2-3 puanınız gider. O kadar. Onu da unutmayalım. Onun dışında bir önemi yok. Önemli olan Gram-Schmidt'in özü burası. Dolayısıyla Gram-Schmidt benim kişisel olarak asla unutmanızı istemediğim bir algoritma. Projection'ı biliyoruz. Dot product'ı biliyoruz. Gram-Schmidt şu. İlk vektörü olduğu gibi aldık. İkinci vektörü aldığımız vektöre olan projection'ı kendinden çıkarttık. Onu diğerine dik yaptık. Şimdi elimizde iki vektör var. Üçüncü yine gelen vektörü elimizde oluşturduğumuz yeni iki vektöre projection'larını çıkartıyoruz. Ve yeni üçüncü vektör oluyor. Bu üçüncü vektör yeni seçtiğimiz bir ve ikinciye dik. Gram-Schmidt bundan ibaret. Bunu da unutmazsınız diye düşünüyorum. Ortogonalite önemli. Yoksa projection'ın formülü falan filan önemli değil. Tabii sınavdan önce şunu ezberlersiniz ama yani bunu da ezberlemek zor değil. Neden? Project ettiğimizin dot product'ı bölü şurayı şey diye düşünün aslında. BI'nin unit vektörü. Şu da ikisinin dot product'ı. Çok zaten 4-2'de yapmıştık bu örneği. Var mı soru Gram-Schmidt ile ilgili? Algoritm dediğim Gram-Schmidt algoritması. Ben mesela hatırlıyorum 3 yıl önce işte Ali Kemal Sinop vardı tabii o zaman. Gram-Schmidt'i biliyor musun dedi. Bilmiyorum. Hocam Gram-Schmidt yani ismini hatırlayamadım dedim. Bu, anlatmaya başladı. Hem hocam o konuları biliyorum dedim. Yani Gram-Schmidt ismini unutmuşum. Tabii aradan yıllar geçti kullanmayalı. Ama tüm bu konuları unutmadım. Çünkü konuların hepsi mantık. Hani gerisi formüle bakınca mantığı kalıyor aklınızda aslında. O açıdan yani çoğu şeyi unutmuyorsunuz. İsimleri formülü unutuyorsunuz ama almanız gereken alıyorsunuz.
Farkında olur musunuz, olmaz mısınız bilmiyorum. Hani kaç yıl geçmesine rağmen buradan ismi unutmamıştım. Şimdi kitabınız nasıl anlatıyor? Hatırlamıyorum. Projection vesaire diye anlatıyor. Ama baktığınızda çok bir cümlelik bir özeti var. O bir cümle unutmazsanız kalan her şey düşününce bunlar aklınıza gelir arada arada. Önemli olan hani bir şey formülü falan ezberlemek değil de o arkadaki bir hikayeyi bilmek. Sonra hikayenin özet olan bir iki tane cümleyi bilmek. O cümleyi unutmuyorsunuz. Mesela Mean Squared Error gibi. Mean Squared Error'ın arkasında bir formül var. O formül arkasında uzun bir matematik var. Ama Mean Squared Error'ın açılımını unutmayın. Formülü oturup çıkartırsınız. İlk başta bir dakikada çıkartırsınız. Tecrübe edilirseniz 10 saniye çıkar. Yani önemli olan o zaten. Yani o kendiniz bence öyle çalışın genel olarak. Böyle yaparsanız ezberleriniz de çok kolay olur. Yani ezber teknikleri falan var. Onları anlatmaya çalışmıyorum. Matematik de aslında öyle baktığınızda. Evet, nereden nereye geldik? O zaman şu örneği yapalım, bitirelim. Bu A. Sorumuz şu. Ortogonal bir matris bulun. Kalın space'i A'nınkiyle aynı olsun. Ortogonal bir matris veya bir matris bulun. Onun sütunlarıyla A'nın sütunları aynı uzayı span etsin. Aynı uzayın basis'i olsunlar. Ne yapacağız? B1'i direkt seçtik. Aynısı. Şimdi şunu alıyorum. Bunun şuna olan projection'ı nedir? İkisinin dot product'ı. 2 artı 0 artı eksi 2. Yanlış mı yazıyor? Burası niye 2? Ha. Şunun şuna projection'ını çıkartacağız kendinden. Yazdık. Eksi buna projection'ı. Nedir? 1 kere 2, 2. Eksi 1 kere 0, 0. 0 kere eksi 2, 0. 2. Bir de alta bunun dot product'ını yapacağız. O da 2. Onu bununla çarpacağız. Çıkartıyoruz. Bu kalıyor. Ne oldu şimdi? Şu B2. Ben açıkçası sınıfta yaparken sürekli karıştırıyordum. Artık çözümü altını çizmeyle falan buldum. Bu B1. Bunun üstünde çalışacağız. Bu B2 bunun üstünde çalışacağız. Şunların üstünde çalışmayacağız. Onu karıştırmayın. Yani bu benim kişisel karıştırmam. Siz karıştırmıyor olabilirsiniz tabii. Şimdi ne yapacağız? B3. B3'ün şu ikisine projection alacağız. Çünkü B, mesela ben gidiyorum bunu alıyorum B2 diye. Veya gidiyorum dalgınlıklar şunu alıyorum. Genelde öyle hatalar yapıyordum. Şimdi B3'ün şu ikisine projection alacağız. Çünkü önceki oluşturduklarımız bunlar. Yeni oluşturduklarımız birbirine dik olacak. Nedir? B3'ten B1'e ve B2'ye projection'ı çıkartacağız. B1'e projection'ı B3 ile B1'in arasındaki dot product bölü B1'in uzunluğu. Bir de B3 ile B2'nin arasındaki dot product bölü B2'nin uzunluğu. Yapıyoruz ve çıkıyor. Bu da B3. Bunlar nedir? Doğru yaptıysanız bunlar birbirine diktir. Bakalım. Bununla bu dik mi? Dik. Şununla şu dik mi? Dik. Şununla şu dik mi? Bu da dik. Dot product'ları sıfır. Tabii ne yaptım? Bir kere bir, bir. Bir kere bir, bir. Eksi iki kere bir, eksi iki. Sıfır eki dot product. Demek ki dikmiş. Onu belki kafadan yaptım. Üçü o zaman doğru yoldasınız. Büyük olasılıkla doğrudur. Üç tane dik şey buldunuz. Nereden buldunuz? Bunlardan buldunuz. Büyük ihtimal doğrudur. Şimdi ne yapacağız? Bunları uzunluklarına böleceğiz. Bunun uzunluğu 2. Pardon, kök 2. Bununki 2. 1, 1, 4 daha. Kök 6. Bununki kök 3. Bu sayılara bölüyoruz. Ve ne oluyor? Şunlar artık ortonormal vektörler. Bunların yazdığımızda Q ortogonal bir matris. Var mı soru? Bu örneği yapıyorsanız bu ünitenin yarısına geldik. En özüne geldik yani.
Önemli olan kısmı buydu, Gramsci'nin. Biraz hızlı yaptım matematik diye. Şurada aslında uzun uzun anlattım. Hani pratiği yapmayı anlattım karıştırmayalım diye. Mesela tekrar edeyim. B1, B2 oluşturduk. A3'ü alıyoruz. A3'ün B1'e ve B2'ye projection alacağız. B1'e projection nedir? B3 ile B1'in dot product'ı bölü B1'in length'ini B1'le çarparız. Bunu yapınca iki projection'ı çıkartınca elde edilen şey A3'ün B1, B2'ye 40 dik olan kısmı. Yani B3. O da çıkıyor. Doğru yaptıysanız tüm vektörleriniz birbirine diktir. Şu üç vektör birbirine dik olmalı. Sonra bunları unit vektörünü hale getiriyoruz. Ortonormal vektörler oluyor. Şu da ortogonal bir matris oluyor. Evet. Var mı arkadaşlar sorun? Anlaşıldı değil mi Gram-Schmidt? Bir arkadaş anladı diyebilir mi? Evet diyebilir mi? Teşekkürler. Önümüzdeki hafta, pardon, Cuma günü Gram-Schmidt tekrar edip devam ederiz o zaman. Lab'la ilgili soru var mı? Lab 2'de ne yapılacak biliyorsunuz. Değil mi? Yani Lab 2'nin konusu Laplace'in. Lab 2, eski Lab 2'yi çözseniz, çözebiliyorsanız yeterli. Tamam, 10 gün kaldığı için dedim. Herhalde bir 2-3-4 gün sonra bir duyuru yaparım. Tamam, çok iyi. Lab hakkında da bilginiz var. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere hocam. İyi günler.